Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimize devam ediyoruz. Serimizin 63. videosuna geldik. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışmaları yapıyoruz. Farklı konulara göndermeler yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız konuları tekrar ediyoruz. Bu videoda Composer des phrases avec les éléments donnés et traduisez les phrases. Size verilen öğelerle cümleler oluşturun ve cümleleri tercüme edin. Çalışması yapıyoruz. Yani kelime bulmacası yapıyoruz. Verilen farklı kelimeleri birleştirerek anlamlı doğru cümleler oluşturup tercümesini yapıyoruz. Haydi başlayalım. Birinci alıştırmamız. Bakın burada soru işareti var. Demek ki bir soru cümlesi oluşturacağız. Tuğjur bir sıklık zarfı. Türkçe'ye daima her zaman hep karşılıklarını veriyor. Burada şoz var şey demek. Mem şoz. Tü şahıs zamiri. Bakın la mem şoz. Mantıklı. Üçünü birleştirebiliriz. Purkwa neden, niçin demek. Di, De, dir fiilinin sen şahıs zamirine göre çekilmiş hali. Şimdi önce purkuayı getirip koysak. Purkwa. Şuradan da silelim kullandığımız öğeleri. Pourquoi tu dis toujours şuraya koysak olur? Tu dis toujours. Şimdi ne yapacağız? La même chose. Son olarak soru işaret. Cümlenin Türkçesi. Sen neden hep aynı şeyi söylüyorsun? Kolay bir cümle oldu. Sonra işaretini koyalım. İkinci alıştırmaya bakalım. Şimdi ami var gördüğünüz gibi çoğul. Hem ö var hem s var. Yani kız arkadaşlar olması lazım. M mülkiyet sıfatına bağlı olabilir. Yani mezami olması mantıklı. Ün bir. Meyö bakın o daha korlu. Hem ö hem s var. Me meyö zami olması lazım. Selin bir özel isim bir kadın ismi. Et fiilinin, il, el, şahıs zamirine göre çekilmiş hali. Dö edatı den danı veriyor. Şuraya getirip Selin'i yazalım. Selin üstünü çizelim kullandık. E Selin dir dır. Ün şuradan dö'yü alalım. Çıkartalım. Ün'ü kullandık. M benim. meilleurs ami hani böyle anlamlı güzel bir cümle oldu. Cümlenin Türkçesi Selin benim en iyi arkadaşlarımdan biridir. Bu öğeleri kullanarak ama hepsini kullanarak Dil bilgisi açısından gramatikal olarak doğru farklı cümle oluşturursanız mutlaka yorumlara yazın ve iletin. Onları da konuşuruz. Hemen bir okuyalım. Pourquoi tu dis toujours la même chose? Sen neden hep aynı şeyi söylüyorsun? Céline est une de mes meilleurs amis. Céline benim en iyi arkadaşlarımdan biridir. Üçüncü alıştırma. Bakın burada ne var? Ne ile birleşebilir? Pa ile birleşebilir. Yani olumsuzluk var. Peki... Jardin bahçe demek le jardin olabilir. Hatta dan le jardin olabilir. Bahçe de. Sonra lombar Adam, kişi demek. Onu da le edatıyla birleştirebiliriz. Je şahıs zamiri var. Cümlenin öznesi olabilir. Connaître fiili je şahıs zamirine göre çekilmiş. Bir de ki pronom relatifi var. Yani bağlacı var. Şu ana kadar le pronom relatif konusunu çalışmadık. Sizlerden yorumlarda geliyor hocam çalışacak mıyız diye. Evet çalışacağız. Daha önce istenmişti ve listemde var. Ki Türkçe'ye en an karşılığını veren bir bağlaç ve sonrasında çekilmiş fiil gelmesi gerekiyor. Şöyle yazalım. Çekilmiş fiil ve YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır. Şimdi şu şahıs zamirini getirip koydum. Şuradan çıkartalım. Negasyonu da kullanalım burada. Je ne connais pas. Şimdi nöü kullandık, PA'yı kullandık. Connaître fiilinin çekilmiş halini kullandık. Je ne connais ben tanımıyorum. Lom, adamı. Bunu da çıkartalım, bunu da çıkartalım. Ki pronom relatifini buraya koyalım. Ki, sonrasında çekilmiş fiil lazım. Bakın il, el, şahıs zamirine göre çekilmiş fiil zaten buradaydı. Qui attend? Şunu da çıkartalım. Ne kaldı? Dan le jardin kaldı. Zaten birleştirmek çok kolay. Dan le jardin. Cümlenin Türkçesi. Bahçede. Bahçede. En an karşılığını verelim. Bekleyen adamı, kişiyi tanımıyorum. Güzel bir cümle oldu. Bu. Dördüncü cümle daha kolay gibi. Nö var, rien var. Olumsuzluk yapısı. Nö rien daha önce çalıştığımız olumsuzluk yapılarından bir tanesi. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Fer fiili var. Il var. Il ya ya da il niya diye düşünürsek. Aydatı var. Cek cak karşılığını burada verir. Şöyle gidelim. İl Nia Bakın şu şekilde birleştirdik. Bunu kullandık. Bunu kullandık. İl kullandık. Bunu kullandık. in Riyen A edatı vardı şurada. A Ne kaldı? Bir tek master halindeki fer fiili kaldı. İnya Rien fer Yapacak Cek cek karşılığını verir diye söylemiştim. Bir şey, yapacak bir şey yok. Hemen bunları da bir okuyalım nasıl oldu. Je connais pas l'homme qui attend dans le jardin. Bahçede bekleyen adamı tanımıyorum. Il n'y a rien à faire. Yapacak bir şey yok. Geldik beşinci alıştırmaya. Şimdi etrin, il, el, şahıs zamirine göre prezent çekimi var. Peki. Burada rue var, sokak demek. La rue. Dişil bir sözcük. İkisini birleştirebiliriz. Başka? Büro. Le bureau. Başka? De. Post olabilir. Postane. Büro de post. Başka? O. Bü. De. Sonunda demek. Hadi bunları birleştirip bir cümle oluşturmaya çalışalım. Hemen şöyle başlayalım. Le bureau. De post. Postane. Şimdi kullandığımız öğeleri çıkartalım. Le bureau de post. Postane. Etri buraya getirip koyabiliriz. E. O. B. De. La. Rue diyeceğiz. De. La. Rue. Cümlenin Türkçesi de kolay. Postane. Sokağın. Sonunda noktayı koyduk ve hemen 6. alıştırmaya bakalım. Daha az öğe var. Daha kolay bir cümle olacak gibi. Kle anahtarlar. Şimdi la ile birleştiremeyiz. Zira kle çoğul yazılmış. O zaman şuradaki mülki sıfatıyla birleştirebiliriz. Tekle senin anahtarların son. Bakın etrin il el pluriel e göre çekilmiş. Prezanda çekilmiş hali var. Table, la table olabilir. Sür edatı üzerinde hakkındayı Türkçe'ye veriyor. Tekle diye başlayalım. Senin anahtarların şurada bir aksan tegü. Son. Sür. Bunu da kullandık. Bunu da kullandık. Bunu da kullandık. Sür la table. Cümlenin Türkçesi. Anahtarların anahtar. Anahtarların nerede? Masanın üzerinde. Gayet kolay bir cümle oldu. Hadi bunları da bir okuyalım. Le bureau de poste et au but de la rue, postane sokağın sonunda, tekli son sur la table, anahtarların masanın üzerinde. Geldik videomuzun yedinci alıştırmasına. Bir sürü öğe var bunları birleştirmemiz lazım. Rex bir özel isim. Cümlenin öznesi olabilir ya da olmayabilir. Başka? Telefon portable. Bunu birleştirmek çok kolay. Telefon portable. Peki, besoin var. Avarın prezende çekimi var. A besoin. Ne panegasyonu var. Olumsuz cümle oluşturacağız. Avar besoin de olduğuna göre dösü burada. An telefon portable olabilir. Nuvo yeni sıfatı da ancak cep telefonuna gönderme yapıyor, nitelendiriyor olabilir. Rex diye başlayalım. Rex. Şimdi şunu kullandık çıkartalım. Şu ikisini alalım. Na. Pa. Bezwen. Dö'yü zaten silmiştik. Şöyle birleştirelim. Darn. Nouveau yeni sıfatı da kullandık çıkartalım. Telefon telefon portable taşınabilir telefon. Cep telefonu. Cümlenin Türkçesi. Rex'in yeni bir cep telefonuna ihtiyacı yok ihtiyacı yok. Bakalım nasıl oldu? Ne yapabiliyorsun? Don nouveau telefon portable. Old. 8'e bakalım. Lünet var. Gözlük demek. Şarşe. Aramak demek. Va alle fiilinin emir kipinde sen şahıs zamirine göre çekilmiş hali. M mülkiyet sıfatı ancak lunetle birleşebilir. Emir kipinde çekilmiş fiili Alıp cümlenin başına getirelim. Ve yanına master halindeki fiili koyalım. Ve şerşe melünet. Şimdi alle şarşe git ara gidip aramak değil gidip getirmek karşılığını Türkçe'ye veriyor. va Ve şerşe melünet git gözlüğümü. getir karşılığını veriyor. Hatta şuraya bir yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Alle şerşe'ye aramaya gitmek, gidip aramak değil, gidip getirmek karşılığını Türkçe'ye veriyor. Bunu da hakkımızda tutalım. Hemen bunları bir okuyalım. Rex n'a pas besoin d'un nouveau téléphone portable. Rex'in yeni bir cep telefonuna ihtiyacı yok. Rex n'a pas besoin de nouveau téléphone portable desek çok güzel olmuyor. Ve chercher mes lunettes. Git gözlüğümü getir. Geldik dokuzuncu alıştırmaya. Yine bir soru cümlesi yapmamız, oluşturmamız lazım. Başka? Burada kö bağlacı var. Pronom relatif kö mü acaba? Bakalım. Eğer ki pronom relatif kö ise di, di karşılığını Türkçe'ye verecek. Tü şahıs zamiri var. R şahıs zamiri var. Lü, lir fiilinin, okumak fiilinin partisip pasese. Demek ki pase kompoze ya da plus köparfe. Geçmiş zaman cümlesi olacak. Lir kitaplar demek. Bakın burada avar yardımcı fiil olarak çekilmiş. Je şahıs zamirine bağlı olması lazım. Burada le var. Ya le lir olacak kitaplar. Yani bu belirli çoğul bir artikel ya da bir Konum kompleman tamamlama zamiri olabilir. Dikkat. Döne fiili var. Vermek fiili. Sonunda S var. Akorlu. A, tü diye birleştirebiliriz. Zaten ortada bir tane çizgi var. Kö bağlacından dolayı döneye akor yapılmış olabilir. Yani buradaki L mutlaka bir tamamlama zamiri olmak zorunda değil. Şimdi şöyle bir gitsek. A, tü, Şurada lir fiilinin partisip pasesini kullansak. A, tü, bunu da kullandık. Lü, le sen kitapları okudun mu oldu? Şuraya kö bağlacını getirip koysak. Kö, je, şunu çıkartalım. Bakın burada tö vardı. Je, t, şunu da çıkartalım. Ne kaldı? Dön ne kaldı? Şuraya da bir soru işareti koysak. Kullanmadığımız öğe var mı? Kullanmadığımız öğe yok. Bu şekilde anlamlı bir cümle oluşturabildik. Cümlenin Türkçesi nasıl olur? Sana verdiğim kitapları okudun mu oldu? Hemen 10. alıştırmaya bakalım. Burada bir tane pöti var. Bir sıfat ve eril bir isme, eril ve tekil bir isme göre akorlanmış. Eril ve tekil bir isim burada lotel var. Buradaki an belirtisiz artikeli de lotele bağlı olabilir. Dan edatı var. D'da içindeyi veriyor. Başka nu şahıs zamiri var. Cümlenin öznesi olabilir. Nous avons séjourné olabilir. Biz konakladık. Londres bir şehir ismi. Şimdi nu diye bir başlasak. Bir deneyelim. Nous avons séjourné. Kullandığımız öğeleri çıkartalım. Nous avons séjourné. Biz kaldık, konakladık. Dan edatını getirip koyalım. Dans un petit hôtel. Kolay oldu. Birleştirmesi. Dans un petit hôtel. Ne kaldı? Şurada A var. A. Londra. Noktayı koyalım. Kullanmadığımız bir öe kalmadı, bir eleman kalmadı. Biz Londra'da küçük bir otelde konakladık. Hemen bunları da bir okuyalım nasıl oldu? A-tu lu les livres que je t'ai donné? Burada niye akor var? Que, pronom relatifi kullandığımız için var. Sana verdiğim kitapları okudun mu? Nous avons séjourné dans un petit hôtel à Londres. Biz Londra'da küçük bir otelde konakladık. Ve la fin de la vidéo. Geldik videonun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 63. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Zira zil işaretine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.